Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. İstikamet Allah'ın izniyle İstanbul Hadımköy. Akacağız yani bu akşam, akacağız. Kafa devamlı böyle dönüyor aslında. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Sistem var ya, yani nereden ne döndüğünü son anda görüyorsun ya. Yani. İstanbul topraklarına giriş yaptık. Tagorak 45 dakika mola ver, daha gidemezsin dedi. Arkadaşlar şu an Hadımköy'den çıkış yapıyorum. Eyvallah dayı, Allah razı olsun ya. Hadımköy, Mercedes-Benz'in yuvası. Çok karışık buralar ya. Sanki var ya şu an Dorsey'deki yük benim sırtımda yani. Bu şekilde durayım, öyle hissediyorum yani. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Şu an ne yapıyorum arkadaşlar? Şu an ne yapıyorum? Tabii ki Kayseri'den çıkış yapıyorum. Allah nasip ederse bugünkü yolculuğumuz Kayseri'den tekstil kumaşı yükledik ve üstüne arkasına sünger. İstikamet Allah'ın izniyle İstanbul Hadımköy. Hadımköy'e gidiyoruz bugün. Ve şu an daha yeni çıkış yaptım. Saatimiz 17.20. Benimle birlikte şu an İstanbul tarafına gidecek olan bir araba daha var. O da Sayın abim Alaaddin Tevfik Uslu. Aynı mahallede oturuyoruz yani. Tekiköylüyüz ikimiz de. O da Çerkezköy'e kapı yüklüyor. Benim işim birazdan biter demişti. Şimdi birazdan onu anayola çıkmadan arayacağım. Benim işim bitti abi, ben çıkıyorum diyeceğim ve onunla birlikte inşallah bu akşam Ankara üzeri İstanbul'a geçiş yapacağız. Arkamdan öyle bir adam geliyor ki, bu kırmızı sigayla bilirsiniz, Çorumlu. Haşim kardeşim. Birazdan inşallah şimdi arkamda geliyor. Size şöyle bir göstereyim kendisini. Adam ya adam. Yapıyorsun bu sporu kral. Bak Allah aşkına şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Adam ya. Bir gün benim de böyle bir arabam olursa aynı şekilde ben de yapacağım. Herkes yerini ve haddini bilsin. Sonra biz bildirince küsüyorlar. Yıldız Tilbe adamsın. Görüşürüz kardeşim. Sen şimdi buradan sağa döneceksin. Ben devam edeceğim. Ankara istizleri. Hayırlı yolculukların olsun kardeşim benim. Şimdi şu sağ, bir saniye şu sağ camı bir indirelim. Kendimi şöyle sola bir atayım ben. Şükürler olsun. Her zaman benim karşıma böyle gönlü güzel, kalbi temiz, güler yüz insanlar çıkarıyor. Onlarla karşılaştırıyor. Şükürler olsun Allah'ıma. İnanın çok mutlu olurum böyle güzel insanlarla dostluk kurduğum için, kardeşlik kurduğum için. İnanın çok seviniyorum, çok mutluyum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Vallahi şu an
Neredeyim? Neredeyim lan ben? Kırşehir tarafına geldim herhalde. Kırşehir tarafındayım. Ankara'ya doğru gitmekteyiz. Şu mikrofonlardan bir kurtulamadım ya. Vallahi şu Nazım'ın aldığından benim de almam lazım. Mazotumu aldım. Depomu doldurdum. Şimdi aracımın deposunda arkadaşlar zaten 130 litre vardı. 370 küsür litre daha aldım. 400, nereden baksan 500 litre mazotum var arkadaşlar. Şimdi Ankara istikametine de devam etmekteyiz. Kırşehir'deyim. Galiba, sanırsam. Evet. Hadımköy'e gidiyoruz dedik. Hadımköy'e bakalım bu gece gidebilecek miyiz? Yarın sabah kaçta varırız? Bilmiyorum. Çünkü malum Acıgöl'e gittik. Akşamdan sabah uyandık, geldik Kayseri'ye. Kayseri'de oraya git, şuraya git derken istirahat edemedik, uyuyamadık. Onun için uykum biraz var gibi. Var gibi. Ama kahve içiyorum. Çay içiyorum. Almanya'dan yanıma gelen Hüseyin abim sağ olsun hakiki kahve getirdi bize. Dayı niye gidemiyorsun sen? O kahveden kahve yapıyorum. Kahve içiyorum. Yoluma devam ediyorum. Tevfik abim daha şu an Kayseri'de. Daha işi bitmemiş. Ben dedim biraz gideyim, yol alayım. Belki bir yerde yatarsam ona derim ben falan yerde yatıyorum abi. Konum atarım oradan. O da gelir beni kaldırır. Ondan sonra beraber devam ederiz. Ama şu an Ankara'ya geçerim diye düşünüyorum. Ankara'ya geçmem lazım. Böyle çevre yoluna, otobana girdikten sonra otobanda böyle tırların, ağır vasıtaları konaklama yerleri var. Parklar var. Oradan birine girerim uykum gelirse. Uykum gelmezse devam ederim tabii ki. Sonuçta yolu yine biz gideceğiz. Yani ne kadar erken gidersek bizim için o kadar iyi oluyor. Sebebi ise yani gittiğimiz zaman aracımızı boşaltabiliyoruz hemen erkenden. Dayı ne yapayım? Ondan sonra yükleyecek olduğumuz yere geçiyoruz. Aracımızı yüklüyoruz. Geri dönüyoruz. Ama bu seferki yüküm arkadaşlar 6 yer boşaltmalı. Selimpaşa'dan yükleyeceğim. İlk 3 yer Samsun'a boşaltacağım. Ondan sonra ilk 3 yer Trabzon'a devam edeceğim. Belki Samsun'dan o boşalan yerlere ne bileyim böyle bir parça yük bulursam ambar mambar. Öyle de olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Samsun'a varacak olduğumuz güne bağlı. Eğer cuma yükleyip geç çıkarsam, cumartesi günü varırsam, cumartesi günü Samsun'u dağıtırım. Cumartesi günü de ambar olursa Hasan abi ararım, Hasan Bulut'u. Abi benim iki kapak boşluğum var derim. Bir ambar mambar bir şey varsa pazartesi günü boşaltmalı. Oradan da ambar yüklerim. Oradan da bir şekilde boşluğu doldurup devam etmiş oluruz. Bakalım. Hayırlısı inşallah. Şimdi şu patronla bir görüşeyim bakayım. Olmazsa öyle yaparız. Daha çok çekeceğiz. Bakalım. Hafıza kartları dolana kadar çekeceğim. Büyük ihtimal büyüğü değil de ufak kameranın hafıza kartı yetmeyebilir. Çünkü onda çok çekim var. Büyüğü de boşluk olursa, küçüğü biterse büyüğüyle çekmeye devam edeceğim. O da bittikten sonra hadi yavrum sonlandıracağım. Yapacak bir şey yok. Onun için çünkü şu an iki yol videosu olacak bunda. Bir Samsun Kayseri, Kayseri İstanbul. Çünkü ikisine yetmeyebilir. Onun için her şeye hazırlıklı olalım değil mi? Vallahi iyi şu an. Gördüğünüz gibi film izleye gidiyoruz. Keyfimiz yerinde. Çayımızı içiyoruz. Nescafemizi içiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya bizim hayatımızda bu. Yapacak bir şey yok. Önemli olan hayatı güzel yaşamak, iyi yaşamak. Yani hayatımızda sizler gibi bizleri seven dostlarımız, kardeşlerimiz olduğu sürece Allah'ımıza şükürler olsun. Bize hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar şükürler olsun ki şu an Ankara'ya geçtik ve
çevre yoluna bağlandık. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an İstanbul Ankara arası otobanına bağlandık. Samsun yolu köprüsü diyor. İleriden tekrardan İstanbul'a dönüş yapacağız. Şu an uyku durumum güzel. Uyku yok. Gayet rahatım. 1, 2, 3, 4 şeritli yolda gidiyoruz. Yolumuz da rahat. Ankara'ya inerken o yollarda biraz bozukluk vardı. Dardı. Ama şimdi 4 şeritli otobana gelince tabii ki yolculuk daha da güzel oluyor. Daha da iyi oluyor. Kendinizi atıyorsunuz sağ şeride. En sağ şeride. Ah, 10 numara 5 yıldız gidiyorsunuz. Ama Ankara'ya inene kadar kafa devamlı şöyle. Kafa devamlı böyle dönü yanarsınız hadi. Yani insanın boynu ağrıyor, boynu. Şu boynumuz ağrıyor yani. Ama şükürler olsun. Şimdi direkt önümüze sol aynadan arkayı gözleyerekten gidiyoruz. Hava 12 derece arkadaşlar. Bayağı bir serin ya. Kaloriferi açtım ama benim kaloriferler petekte bir sıkıntı var arada. Bu da ısıtmıyor ya. Bunu da bir baktırmam lazım. Gerçi kış geliyor ama kışında yeni arabamızda olacağız. Büyük ihtimal. Ondan yana sıkıntı yaşamayız diye umuyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. İnşallah Bolu'ya kadar uykumuz gelmez. Bolu'da yatar uyuruz. Ya Bolu'da ya Gerede'de. Ondan sonra bu yeni açılan İzmit Doğu yolunda yeni açılan otobana oradan giriş yapacağız. Direkt köprüye bağlanıyormuş. Ben de ilk defa geçeceğim. Bakalım sizlere de inşallah elinden geldiği kadar göstereceğim. Hay yavrum benim, hay yavrum benim. Şu arabaya bak ya. Adam yapmış baba ya. Hay yavrum. Ateş. Kayserili kardeşim. Sizin için şimdi bu Kayseri'de kardeşimi durdurdum. Selamun aleyküm. Baba bu ne ya? Şahım buradan ayrılıyorum gidiyorum. Yok İstanbul Hadımköy'e kadar devam. Hadi hoş geldin. Sağ ol abi sen de hoş geldin. Şükür vallahi sen nasılsın? İyi yanmasın ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Rabbim esirgesin seni, beni, cümlemizi inşallah. Amin. 52. 52. Ay maşallah. Ya bu sevdanın yaşı yok değil mi? Ya abi bu bambaşka. Ama her yerde açamıyoruz bu, işte. Açsak var ya. Bu bambaşka bir şey ya. Değil mi? 460 mı bu? 30. 30. Nereye gidiyorsun sen? İstanbul'a. Ne taraf? Sultanbeyli'ye. Sultanbeyli. İyi. Onun adını köye geçeceğim. Sultan Bey mi dedi? Sultan Gazi. İyi güzel. Arkadaşlar, diğer küçük kamera şarjı bittiği için onu şarja taktım. Ve şu an Bolu'ya doğru gidiyoruz. Muazzam bir sis var. Sizlerin de gördüğü gibi. Vay maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Yani camlar, aynalar tamamen buhar tutuyor yani. Şöyle silici açıyorum. Camda buharı kapatıyorum. Hani diyorlar ya ledler göz alıyor. Ledler şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu siz de peşimizden geliyorsunuz. O nasıl olacak? Salih abimle birlikte peş peşe gidiyoruz. Şu an Bolu Dağı'na aşağı iniyoruz. Birazdan Bolu Tüneli'ne gireriz. Tabii ki biz sağdan. Yani bizim şeridimiz olan sağdan gidiyoruz. Hatip Karaman Köprüsü burası. Bakın şimdi uzunları bir çakacağım size bakın. Hay yavrum. İç kabin ışığını kapattım. Onun sebebi ise dışarıda sis olduğu için
dışarı görüş mesafem kısalıyor. Bakın şimdi yaktım. Yani yaktığım zaman da koyu siste, yani o sisin etkisi benim gözümü alıyor yani ışıktan dolayı. Tabii ki sisli havada da dikkatli gitmemiz lazım. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani yolda araba arıza yapmıştır, ne bileyim kaza yapmıştır, Allah göstermesin. Yani bir sıkıntı olmuştur. Adamın dört dişi yanar ama yoğun sisten göremeyebiliyoruz. Onun için normal standart hızda gitmemiz her zaman bizim için daha iyi oluyor. Mesela bakın şimdi burada Duba en iyi örnek. Duba koymuşlar. Araba mı arıza yapmış? Evet. Mesela bak araba arıza yapmış. Adam dubalara koymuş oraya. Yolu daraltmış. Salih abimin tonajı olduğu için o rampaya sardı, yavaşladı. Gerçi Renault arabası. Rampa aşağı yapıştırır gelir şimdi, o yakalar bizi. Bizim hafif yükümüz 15-16 ton. Ne 15-16'sı ya? 4,5 ton yükümüz var. Arkadaşlar zaten ben Ankara'yı çıkınca bu ilk gişelerde Kantar'ı geçtim. Kantar'ı tartımımı yaptım. Ondan sonra tagograf benden istirahat istedi. Kantar'ı yanına çektim, o geniş yere, cebe. Kantarcı geldi, burası yasak dedi. Yasak da kardeşim, benim dedim sürem doldu. Bir 45 dakika istirahat etmem lazım. Hemen abi ileride sağ tarafta geniş bir yere çek, orada bekle. Oradan bir kalktım abi. Hemen geldim, gişelere girmeden geniş bir yer vardı sana. Oraya çektim. Yatayım dedim orada. Webosta yaştım ama Webosta'nın deposunda mazot bitmiş. Akıl edemez onu bu akşam oraya bir deposunu doldurmaya. Bir yattım, yorganı büründüm. Saat 3'e ayarladım telefonumun alarmını. Saat 3'te kalktım. Arabanın içi buz gibi olmuş. Ve şu an soğuk yani. Harbiden soğuk. Hava 8 derece, 10 derece, 6 derece. Yer yer değişiyor tabii ki. Şu Bolu'yu aşağı bir insek hayırlısıyla. Şu sistemi kurtulsak. Evet arkadaşlar, şu an İstanbul'a giriş yaptık sayılır. Neredeyim? Sakarya'dayım. Sakarya'ya giriş yaptım. Yalnız gelirken Bolu Dağı'na çekecektim tüneli ama ne yazık ki tünelden gelmedik. Bizi ağır vasıtalar, tırlar Abant'tan çıkış yapınız diye yazı asmışlar. Biz de oradan girdik. Eski yoldan. Abi bir de ıslak yağmur yağmış mı? Yılan gibi kıvrıl. Yılan gibi kıvrılık vallahi. Arkamdan gelen Salih abi, o Renault'cu. Orada bir rotardar çekmiş. Rotardar çekmiş, battı araba, kaymış. Hemen arabayı toparlamış. O da ağır ağır gelmeye başladı. Ama ben şimdi bu Sakarya'ya girmeden park vardı. Orada parkta durdum. Çorba içtim. Sabah bir şey yememiştim. O bayağı gitti. O körfeze inmek üzeredir. Yani oradan gittik ama aşağıya Bolu yolunun yanına çıkışa bağlandığımız zaman da Sakarya tarafına bir baktım. Tırlar mırlar o taraftan geliyor. Arkadaşlar yani bu biz mi enayiyiz, bu millet mi uyanık dedim. Ya biz niye buradan geldik dedim. Ama adam oraya yazıyı boşuna asmamıştır yani. Demek ki bir bildiği vardır. Biz girmedik ya, polis bir şey demez. Biz girseydik kesin yani memur kardeşlerimize ceza yerdik yani. Salih abi de bana soruyor. Yani zahmetin diyor. Biz de buradan geldik, bunlar buradan geliydi ya. Ne iş diyor. Vallahi abi dedim, biz dedim kurallara uyalım da gerisi bizi bağlamaz dedim. Öyle kapattık. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar bir sis var. Bir sis var. Of of. O Bolu, bu Abant virajları aşağı, o Bolu eski yolu aşağı var ya, sistem var ya yani, nereden ne döndüğünü son anda görüyorsun yani. O derece sis var. Vallahi ledleri, metleri, uzunları, hepsini çaktım.
Hepsini yaktım, öyle indim oraya aşağıya. Şu an Sakarya'dayım. Sis var yine. Ama ağır ağır yükselmeye başladı. Malum sabah oldu. Allah bu kışın, yani kışın böyle yolda izde olan, bu tarafa gelen giden abilerimizin, kardeşlerimizin, bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Yani hadi şimdi kar yok, buz yok, bir şekilde geliyorsun. Ama kışın kardı, buzdu, bayağı bir sıkıntı yaşarız. Bir de arkadaşlar, bir de bu virüs çoğalmaya başlamış. Herkes kendisine dikkat etsin. Yani malum havalar da soğuttu. Grip olanı bile hemen anında yakalar. Onun için yeminize, içmenize dikkat edin. Kendinize bakın. Yani ne bileyim, sarımsak yiyin, bal yiyin, maydanoz yiyin. Böyle yeşil sebzelerden yiyin. Kendinizi hasta etmeyin. Allah muhafaza. Bir kapalırsanız hastalığı daha da kurtaramazsınız. Bu yazın biz bu hastalıktan, naletten kurtuluruz dedik ama olmadı. Bu yazın sıcağında da kurtulamadık. Şimdi kış geldi. Allah yardımcımız olsun. Şu an valla Yalova'yı, Malova'yı geçtik. Allah'ın izniyle İstanbul topraklarına giriş yaptık. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar gideceğiz. Şöyle göstereyim. Kameramızı da açtık gördüğünüz gibi. Bir yandan canlı yayın, bir yandan çekimler. Devam. Nedense benden çok istiyorlar bu kafa bantı olayını. Dedim şu İstanbul'un girişini, kafa bantını takayım, öyle çekeyim dedim. Canlı canlı da izlesinler dedim. Dayı ne yapıyorsun? Dayı! Al soldan git. Şimdi sabah mesai saati başlangıcı ya, yollar bir anda hareketlendi yani, bir anda. Şu ambulansçıdayım, Lasinek'i şurada. Benim bir yerde mola vermem lazım, takograf 45 dakika istiyor. Onu vermem lazım ama nerede vereceğim? Burada polis kontrol noktası, burada da bizi eylemezler. Nerede dursak, nerede dursak, şurada duralım ya. Çünkü 45 dakikayı vermem lazım. Köprüde polis, memur beyler kontrol ettiği zaman da sıkıntıya girmeyelim. Evet, şöyle. Arkadaşlar 45 dakika mola vermek zorundayım. Takograf 45 dakika mola ver, daha gidemezsin dedi. 9.14. 10'da kalkarız buradan. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, tam yarım saat 45 dakikadır bu körfeze girmeden sağa çektim, bekledim. Çünkü neden? Takograf süren bitti. Yani 45 dakika mola vermem gerekiyordu. Şimdi o molayı verdim ve buradan tek kalkacağım şimdi direkt Hadımköy'e. Hadımköy'e gidip aracımı boşaltacağız ve ondan sonra doğru Selimpaşa'ya yüklemeye. Şimdi havamızın dolmasını bekleyeceğiz biraz da. Hadi bakalım. Ya bismillah. Ulan baba, bunlar adama yol da vermiyor. Lan adamsın lan kral, adamsın. Adamsın lan turuncu, 38 Kayserili. Tevfik abi şimdi beni yakalar işte. Çünkü ben bir 45'i Ankara'nın çıkışındaki otobanda vermiştim. Bir 45 de burada istedi. Mola bitti mi? Bitti. Şimdi arkadaşlar, hani diyorlar ya, bir 45 verdim, bir 45 daha verdim, 9 saat dinleneceksin. Alakası yok. Hata yazmıyor.
mesela dinlen dedi mi? Bir 45 daha dinlen. Ondan sonra devam et. Gidecek olduğun yere kadar gidiyorsun. Zaten orada bir boşaltırken yani bir iki saat bekliyorsun fazlasıyla. Sonra tekrar gidecek olduğun yere kadar da gidiyorsun. Yani herkes bize anlatıyor ama bir şeyler anlatıyor ama yanlış anlatıyor. Şimdi bu işin pirinden öğrendim ben. Mesela 4,5 saat sürdü, 45 dakika verdi abi. Evet dedim. Sonra bir 4,5 saat daha kullandın. Evet, bir 45 daha verdin. Tamam. Ondan sonra bir devam ediyorsun. Sıfırlıyor zaten o diyor. Sen diyor, hiç endişe etme. Hiç hata mata yazmıyor. Buna emin ol diyor. Bakalım. Öyle deneyeceğiz bir de şimdi. Bakalım polis bizi çevirdiği zaman da hata verecek mi, vermeyecek mi? O zaman belli olacak. Hay yavrum 55, nereye gidiyorsun baba? Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriş yapmış bulunuyoruz. Şu an burası Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yani karşıya geçiş yapıyoruz. Geçtikten sonra Hadımköy tarafına geçiş yapacağız. Kamyoncu dayı, sen de soluma girdin. Benle beraber gaz bas. Hey gidim garipçe, hey gidim Rumeli Feneri. Hey gidin Poyraz, ne günlerim geçti Balıkçılık zamanında. Ne günlerim geçti. Hey gidin Boğaz, hey gidin ey, hey gidin ey. Şu karnımı bir doyurayım ya, ben anlamadım, ben çok çok acıkmaya başladım ya. Ne oldu bana, ben anlamadım, ben böyle değildim ama. Sabah çorba içtim. Gerçi çorba su gibi yani, yanında iki tane dilim ekmek yedim. Dün zaten akşam yemeği yemedim. Neden? Kayseri'de yemek yemiştim. Sonra Yusuf öğretmen geldi, bir şeyler getirmişti. Onu yedik. Öyle karnımızı doyduk. O yemeğiyle zaten sabaha kadar geldim. Sabah da çorba içtim. Acıktım ya. Ama malum öğlen olmuş. Saat 12.20 var. Yani dün sabah, dün akşam 5'te çıktık. Saat şu an 12. Vay be. Ama az kaldı inşallah. Bir saat sonra oradayız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şu an Hadımköy'den çıkış yapıyorum. Selimpaşa'ya geçeceğim. Buradaki yükümüzü boşalttık. Ve Selimpaşa'ya yüklemeye geçiyoruz şimdi. Erken boşalttım. Neden mi? Çünkü ben de yukarı çıktım. Yardım ettim. Yukarıdan ben verdim. Dayımlar iki kişiydi. Birisi yukarı, biri aşağıda. Neyse aşağıdaki dayım benim verdiğim malzemeleri, kumaşları aldı. Bu sayede erken bitti. Dedim ben zaten 3-3.5 gibi buradan çıkarım diye hesap ediyordum. Zaten dediğim gibi de oldu.
3-3 buçuk buradan çıkıyorum. İnşallah 4 gibi oradayım. Buradan sağa döneceğiz. Allah dayı, Allah razı olsun ya. Şimdi bu ilerden bir yerden dönüş olması lazım. Tabii ki bulabilirsin. Akşam havaya bak, şimdiki havaya bak. Arkadaşlar hani ben bir kere omzum üzerine düşmüştüm ya arabadan. Biliyor musunuz? Hala ağrıyor burası. Hala acıyor. Yatarken falan beni çok rahatsız ediyor. Burada bir şey var ama 500 metre sonra çatalın solundan devam edin. Çözemedik. Vallahi bizim Nazım Zeki Ünsal helal olsun kardeşime. Yani İstanbul trafiğini çekmemek için İstanbul'a gelmiyor. Ben hiç onun İstanbul'a geldiğini görmedim. Pek nadir. Adam devamlı Ankara, Antalya, İzmir o tarafa çalışıyor en güzeli. Her zaman bildiğin yere çalışıyor. Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Şu an saatimiz gecenin biri çeyrek geçiyor. Ve şu anda Selimpaşa'dan yeni çıkış yapıyorum. Benim şansıma mıdır, kaderime midir? Her zaman gelmemde önümde arabalar yığılı oluyor. Bu saatte çıktık. Şimdi yarın Samsun yani. Bugün Samsun'u boşaltmamız lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Ben bile yani hayret ediyorum yani. Bakalım yapabileceğiz mi? Şu an sağ olsun Yusuf kardeşim yanıma gelmiş. Yusuf Kartal. Yanıma gelirken ekmek arası böyle yani ekmek arası değil mi? Dilim ekmek arası, salam, sosis falan getirmiş. Onları yiyorum. Çay suyumu koydum. Ve yolculuk başlasın dedik. Evet arkadaşlar şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriş yapıyorum. Kameramın şarjı az olduğu için bitene kadar sizlere şöyle bir göstereyim istedim. Ben her defasında bu köprüden geçerken bayılıyorum abi ya. Çok güzel. Yani Allah devletimize zeval göstermesin. Çok güzel köprü yapmışlar abi. Helal olsun. Şuraya bakar mısınız ya?
Ulan zaten yani yolumuz uzun. Biz yolu kısaltmaya bakıyoruz. Bu karayolları yolumuzu hep uzatıyor. Neymiş efendim? Şeyden gidecekmişiz. Kaynaşlığına ayrıldık. Bolu Dağı'na eski yoldan çıkıyoruz. Akşam da oradan geldi. Şimdi oradan çıkıyoruz. Bir de uykum geldi. Buraya gelmeden bir 3-5 kilometre geride yolun kenarında cepte yatıyordum. Yani yol kenarındaydı. Lan tık 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 yapıyor. Yani yatana da yarım saat 45 dakika oldu olmadı ha. Neyse. Yat kalktım. Buyur. Dedi kaptan dedi arıza mı var? Yok dedim uykum geldi yattım dedim. Uykun aldı mı gidebileceğim. Daha zaten yatalı yarım saat 45 dakika olmuş. Neyse kalktım elimi yüzümü yıkadım. Arabayı çalıştırdım. Ondan sonra şimdi çıktım gidiyorum. Ya var ya arkadaş sanki affedersin yani karayollarında karayolunun malzemesini çalıyor. Soygunluk yapıyor yani. Böyle bir şey yok ya. Yani bu eğer ki bu yolu kışa kadar yapmazlarsa var ya, kışın burada var ha, anam! Kürtçalar cingen oynar valla. Bu rampaya baksana ya, bu rampada kışın araba gider mi? Eskiden ne yapıyormuşuz ya? Vay anasını ya, şu rampaya bak. Allah'tan tonajımız yok da fazla devreden düşmeden çıkıyoruz yani. Tonajımız olsa var ya, ah yavru. Şuraya bak ya. Dön bir hal oluyoruz ya. Şuraya bak. Aa, mesela dayımın tonajı var. Dayım zor gidiyor yani. 30'la, 20'yle gidiyor. Neredeyse yolda kalacak ya. Şuraya bak. Cafer Usta. Geç ha geç. Patladın geç. Geç patladın. Boş kamyonsun ya kırk ayak. Şu çayımın suyunu koyayım. Arkadaşlar şükürler olsun ki yolculuğumuz bitti. Birinci yeri verdim. Şimdi Samsun'da ikinci yeri veriyorum. Ondan sonra Tekirge'ye geçeceğim. Üçüncü yeri vereceğim. Ama Trabzon'u ambara verecekmiş herhalde. Bilmiyorum. Nasıl yapacaklar? Bilgim yok. Yani yorgunluktan yani zor konuşuyorum. Gözlerim gitti o derece. Yani bir saat uykuyla İstanbul'dan buraya geldik. Dedim kapanışı unutmadan dedim. Arkadaşları beklerken kapanışı da yapayım dedim. Bazen unutuyoruz ki böyle kapanış yapmayı unutuyoruz. Yani video kapanışsız yayınlanıyor. Onun olmasını istemedim. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Umarım elimizden gelen her şeyi yaptık. İnşallah güzel olmuştur. Ben de merak ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz cansınız. Allah razı olsun. Neyse fazla konuşamıyorum zaten. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bittim ben.